Başarı Prizkan'a hoş geldiniz. Ben Gökhan. Bugün seninle birlikte DLS'de hem bir transfer videosu hem de artık daha önceden sahip olduğumuz oyunculara veda videosu şeklinde yapacağız. Bir Galatasaraylı, iki Trabzonsporlu oyuncumuzu satıp alanda yer açıp toplamda 40 efsane bir oyuncuya sahip olmak istiyorum. Bu benim en büyük hedeflerimden bir tanesiydi. Çok üzgünüm ama Coates ile Vestergaard'a da veda etme gibi bir durumum var. Çünkü arkadaşlar bakın Perez, Van Aanholt, Gervinho, bunlara veda etmem gerekiyor. Çünkü benim bir hedefim var. Tamamen efsanevi 40 tane efsane oyuncuya sahip olmak. Gene 39.130 coins'im var. Tabi sezon pas almıştım. Sezon pasta bayağı birikimim vardı. Ve o sezon pasta bir şeyler aldım. Arkadaşlar bu videoya like atın. Bugün saat 15'te, pardon, saat tam 5'te sezon pasının kime gittiğini açıklama kısmında, yani topluluk kısmında paylaşacağım. Sezon pası kazanan kardeşime dilerse 45 lirasını Ziraat Bankası hesabından kendisine göndereceğim. Dilerse ise kendisini arkadaşlar DLS'den sezon pas alacağım. Tamamen isteğinize bağlı bir şey. Yapmanız gereken tek şey like atıp Instagram'dan takip etmek. Hemen hızlı şekilde oyuncuları serbest bırakalım. Üzülerek söylüyorum, Coates'e, Westergaard'a biraz veda etmem gerekiyor. Tamam çok uzun boylu oyuncular, tamam çok çok iyi oyuncular ama arkadaşlar benim bir hedefim var ve bu hedefime ulaşmak istiyorum. Şimdi Van Aanholt'u falan satmadık değil mi? Aynen, onlar kalsın. İki tane kule sattık. Şimdi buraya bir kullanalım, yaygından ne çıkacak? Cardozo çıktı. Çok da iyi bir şey çıkmadı açıkçası. Nadir gelecek buradan. Efsanevi gelecek buradan. Yani baya baya bir şeyler gelecekmiş gibi duruyor. Ay çok iyi. Ama benim kaleci alternatifim çok fazla ya. Kaleci alternatifim çok fazla. Bakalım iki kalecim var. Üçüncüsünü de olmasın açıkçası istemiyorum. Aynen iki kalecim var ya. 95 Alisson'um var. Ne yapabiliriz diye onu düşünüyorum. Şimdi geri girelim abi, biraz geri girelim. Yok, Courtois'a veda edeceğim abi. Courtois ile çok işim olmayacak. Burada bir tane nadir oyuncu kullanıp satmam gerekecek. Şu nadir oyuncu ya, kaleci olsaydı efsane olurdu. Bu arada Ayaz Game TR formalarını bana yapan oyuncu Pekka'ya, Sercan abiye çok ama çok çok teşekkür ederim Sercan abi. Gerçekten beni çok mutlu etti fazlasıyla. Oyuncu serbest bıraktan Otomendi gibi bir oyuncuyu hemen serbest bırakmak istiyorum açıkçası. Şunu şöyle yaptık, gayet güzel. İşimizi görecektir. Bruno Perez satılsın mı satılmasın mı abi, biraz muamma, bir soru işareti olarak kaldı. Buradan garanti efsanevi oyuncumuz var ve Payet'i de alabiliriz. Payet ucuz bir efsanevi olduğu için aldığımız ikinci oyuncu olabilir ve 37. efsaneye sahip olacağım. Defans geldi gibi. Gayet güzel. George Chiellini sahip olabileceğim oyunculardan bir tanesiydi. Ve AM pozisyonunda da alabileceğim bir tane daha efsane var. Dimitri Payet, 37 efsane arkadaşlar. 37-38. 37 efsanevi. Ekibimiz dolu, tamam farkındayım. Koç kullanmamız lazım. Şimdi arkadaşlar sezon pası aldığım için burada sezon pas ödüllerinde koçumuz var. O koçu kullanacağım. Teknikten başlayalım abi. Teknikte Mane gelişiyor. Tekrardan Paye. Kondisyon da kullanabiliriz değil mi? 7 tane kondisyonum var. Kondisyon kullanmaya devam edelim o zaman. Yükseltilebileceğim oyuncu varsa. Bu arada Manola sız olarak gayet güzel. Burada aynı şekilde Varan da hoşuma gidiyor. Birazdan efsanevi kullandığımız zaman da belki tam anlamıyla gelişecek oyuncular lazım. 1417 tane elmasım var. Elmas kasma, elmas kasarım ya herhalde. Bilmiyorum. Tamam, gayet güzel. İstediğim konuma geldi oyuncularım açıkçası. Bir tane efsanevi verdik. Çok iyi oldu. Çok 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 iyi oldu. En azından artı özellikler kazanılmış oldu. Kondisyondan da bir tane kullandık. Coutinho'ya bakar mısın abi? Çok güzel oldu. Harry Maguire'ın da hızı gayet iyi bir defans oyuncusuna göre. Tamam dedik, 40. Şimdi bir şeyler denesek olur mu acaba? Efsanevi arıyorum. Zaten gere var. Çok fazla harcamayacağım abi. Biraz harcayacağım. Sizler karar vereceksiniz. Ya Van Aanholt'u mı satayım? Yoksa başka birini mi satayım? Gerçekten bilmiyorum. İkisinden birisini satacağım ama hangisini satacağım konusunda herhangi bir şekilde bir fikrim yok. Yok yok. Bence böyle iyi ya. Onları satacağım. Sizler karar verin. Satalım mı satmayalım mı? Yeni oyuncularla maç yapacağız. Ayaz Game TR formalarını kullanmak için arkadaşlar ben şöyle bir şey yapacağım. Bir offline maç yapacağım. Offline maç daha çok hoşuma gidecek şu an. Anton Griezmann oynuyor. Şimdi yeni aldım. Transferler var mı? Kielin oynasın. Ahmet'e Paye'yi oynatacağım. Benzema oynasın. Tamamen şeyi oynatalım ya biraz. Hani sürekli aynı tarz demeyelim de daha çok. Ahmet'e seni oynatabilirim. LB pozisyonum dolu. RB'de Cancelo oynatabilirim. Kalede benim yalnız sıkıntım var. Olsun. Olsun, sıkıntı yok.
Kim oynadı bilmiyorum. CB'de oynatılır mı ya? Şöyle bir şey yapabilirim. Bir alıyorsun siyah kart. Çok da sorun değil. Hatta bana gelmeyecek. Burası tamamen efsanevi. Fakat arkadaşlar şöyle bir şeyden bahsedeyim. Ayaz Gemi terraformaları olsun. Şöyle bir şeyden bahsedeyim. Benim bu oyuncuları da yükseltmem gerekiyor. En hızlı şekilde. Yani zaten kolay bir ekip. Muslera için top açılımı ne ya, top açılımı diyorum ya. Aynen, paket açılımı yapsam çok güzel olur da Muslera var mı yok mu oyunda bilmiyorum. Dimitri Paye korner. Kornerden gol dener miyiz ya? Çok daha denemek istemiyorum ama bir Coutinho denesin ya. Kornerde DLS 21'de gol atmak çok zor. Rafael Varane top direkten döndü. Çok güzel bir fantastik gol. Ayaz Gemiseri formalarıyla ilk golümüzü attık arkadaşlar. Daha önceden oynamadım Sercan abi. Oyuncu peka bana yapmıştı. Çok güzel klas bir bitiricilik. Karim Benzema'dan. Maksadım abi benim bu formaları kullanmak ve bu efsanevi kadroyu kullanmak. Tabii çok fazla online maç yapıyorum. Gene bu sezon bir 100.000 XP'ye kadar kasmayı açıkçası hedefliyorum. Yani sezon pas almam çok sorun değil arkadaşlar. Sezon pas alma sebebim belli. Daha fazla paket açılımı, daha fazla bir şeyleri yapabileyim. Benzema ile geldik. Çok tehlikeli de geldik. Karim Benzema. Karim Benzema korner. Kaleciyi de çıkartalım. Kalecimiz de gelsin. Kaleci kafa, abi kaleci eskiden kafa vuruyordu, şimdi vurmuyor. Rafael Varane 2. Yapma Manolas. Yapma Manolas. Manolas kalesinde değil Sepe. Kaleciyle atar mıyız ya? Abi atsana Manolas. Manolas hızı fena değil. Dimitri Payet. Karim Benzema, Angel Di Maria. Çok güzel oynadık. Şiir gibi oynadık. Joe Cancel orta bomboş. Güzel bir kafa Memphis Depay'dan. Sultan dışarıda. Depay'ın kafası çok iyi değil. Yani çok da benzetememiş. Artık Depay'ın saçlarının olmaması gerekiyor. Çünkü tarzında yok. Efsanevi transferlere devam ediyoruz. İki efsanevi. İki kule sattık. İki efsanevi aldık. Coutinho. Benzema'ya. Benzema kaleciye. Nasıl topu tuttu Sepe. Aynen yapıştı ya, bildiğin yapıştı. Hata yapma lüksü çok 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 fazla. Di Maria. Angel Di Maria. Memphis Depay. Çok güzel bir gol. Skor 2-0'a geldi. Karim Benzema. Formalar için tekrardan teşekkür ederim ya. Çok tatlı olmuş. Gerçekten çok tatlı olmuş. Hernani. Karamo. Yuray Kuçka. Hata gelir. 3 de gelir. Karim Benzema'ya doğru. Karim Benzema. Memphis Depay. Benzema. Çok rahat. Angel Di Maria. Angel Di Maria. Kaleci. Biraz şova doğru oynadık ama olsun. Şimdi herkese yaptığım bir taktik var. Bunu sizlere de göstermek istiyorum. Di Maria ile en arkaya yollayacağım. En arkaya yollayacağım. Aa gelmedi. Oldu oldu. Kontrolü gördünüz mü? Şu kontrolü gördünüz mü? Tekrarını izlemekte fayda var mı? Var var. Bakın genelde bu diğer oyuncu 31 numara değil mi? O oyuncunun atması lazım. Bakın müthiş. Abi çok tatlı bir kontrol. Çok güzel bir bitiricilik. Karim Benzema 3. Rahat uyuyor. Hernani. Coutinho. Memphis Depay. Çok tehlikeli bir şekilde geliyorduk ama olmadı. Virgil van Dijk. Bir gol daha gelir mi? Olmadı. 3-0. Rahat oynuyoruz. Keyifli oynuyoruz. Oyundan en azından zevk aldığımızı belirtiyoruz. PES Mobile videosu dün attım. Farklı şeyler atmam gerekiyor gibi artık ama artık iyi futbol 2022 bekleyeceğiz. Angel Di Maria. Angel Di Maria. Di Maria. Di Maria. Di Maria. Bak kaçtı. Allah'ım yarabbim. Allah'ım yarabbim. Tabi dalga geçer gibi oynadığımız için Coutinho. Memphis Depay. Varane. Uy 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 uy. Nasıl kaçar o? Nasıl kaçar? Varane'ın ikinci rövaşı denemesi. Birinde asist. Biri de daha asist oldu gerçi. Müthiş orta. Müthiş vuruş. Karim Benzema dedi ki ben bunu smaçlarım. Rahat oyun oynamaya devam ediyoruz. 4-0'lık galibiyet. Offline'da normalde çok keyif almam ama hani video özelinde olduğum için şu an keyif alıyorum açıkçası. Tehlikeli geldik.
Karim Benzema. Olmadı. Yuray Kuçka. Dimitri Payet. Güzel pas Memphis Depay. Depay. Depay diyorlar bazen. Memphis Depay. 100 tane dışarıda. Daha iyisi neden olmasın. Değişiklikler oldu. Oldu mu? Messi girmiş. Kaleci Sepe. Bu arada Messi'nin daha golü yok galiba Saint Germain formasıyla. Lionel Messi. 60'sa da bilmiyorum. Messi. 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 Messi kaleci. Resmen dalga geçer gibi oynuyoruz. Filip Coutinho. Memphis Depay. İyi orta. Direkt kaleye. Çok ilginç şeyler. Gagliolo. Çok keyifli bir oyun. Angel Di Maria. Klasik gollerinden biri mi olmadı? Dimitri Payet. Top yandan dışarıda. Mükemmel oyun ama şunun karşılığını bir türlü göremedik. Ronaldo değişikliğini de şöyle yaptık. De Bruyne. O da kanat oynasın bugün. Sol forvet CLF. George Chiellini. Güzel pas. Ronaldo'ya. Ronaldo klasını konuşturacak. Ronaldo o klas konuşmadı. Ronaldo tekrardan Ronaldo. O topu alırsan gol. Brugman. Arka gol atmaya doğru oynamıyorum. Tekrardan ben isterim. Oyundan keyif almaya çalışıyorum. Bu topuk pası eğer arkası dönükse iki kere tuşa bastığınız zaman topuk atıyor arkadaşlar. B'ye bastığınız zaman. Ha, C'ye basıldığı zaman ne oluyordu çok dikkat etmedim ama. Messi. Gagliolo onun peşini bırakmıyor. Bir sefer yapmadı ama çünkü pozisyon ona müsait değildi. Dimitri Payet. De Bruyne offside. De Bruyne. Ne attın öyle De Bruyne? Müthiş bir gol. Kevin De Bruyne. Muazzam muazzam. Gole bakar mısın? Ay çok tatlı çok. Bir dakika tam De Bruyne'nin olduğu mevki istiyorum ki. Çünkü çok tatlı bir gol. İşte Kevin De Bruyne'yi tekrardan izlemekte fayda var. Müthiş yere göndermiş ya. Bunun ismi Kevin De Bruyne boşuna demiyorum. Muazzam. Uzak köşe mükemmel gol. Kevin De Bruyne. Arkadaşlar güzel efsanevi iki tane kule sattık. Bu kulelere veda etmek zor oldu benim açımdan ama gene de ilk konumdayız. Hoşuma gitti. Güzel bir video oldu. İki transfer yaptık. İki tane efsanevi aldık. Kadromda artık barındırabileceğim sayıda. Maksimum efsaneye neredeyse ulaşmak üzereyim. Hernani de gitti. Bir gol gelir mi buradan? Joao Cancelo. Ronaldo'ya Ronaldo. 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 99'u kaçırdı. Keşke topuyla vurabilseydim. Bir dahaki videoya kadar. Kendinize çok çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın.